Bugün sizlere futbol tarihinde atılmış en güzel ve en ilginç penaltılardan bahsedeceğiz. Eğer ki hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Futbol tarihinin en iyi duran top kullanan futbolcularından bir tanesi olan efsanevi orta saha Andrea Pirlo, İtalya formasıyla attığı bu penaltıda tarihin en güzel penaltı vuruşlarından bir tanesini yapmıştır. Panenka vuruşunu kullanmak özellikle kritik penaltılarda oldukça risklidir. Birçok futbolcunun bu vuruşu yaparken topu kalecinin üzerine attığını görebilirsiniz. Ancak Barcelonalı futbolcu Luis Suarez attığı bu golle diğer futbolculardan farkını ortaya koymuştur. Peki Lionel Messi'nin Villarreal karşısında attığı bu efsanevi penaltıyı hatırlayanlar kimler? Her zamanki gibi Messi penaltı konusunda da klasını ispatlamıştır. Futbol tarihinin kendine en çok güvenen futbolcularından bir tanesi olan Zlatan İbrahimovic, kendine olan güvenini bu penaltıda da kanıtlamış. Büyük bir risk alarak Panenka vuruşuyla topu filelere göndermekte. Penaltı denildiğinde akla gelen ilk isimlerden bir tanesi de Zinedine Zidane'dır. Efsane Fransız yıldız, Dünya Kupası'nda İtalya'ya attığı bu penaltıyla tarihin en güzel duran top gollerinden bir tanesini atmıştır. Yeşil sahalarda çok az görülen penaltılardan olan bu vuruşun sahibi ise Rubin Kazanlı futbolcu Norik Avdalyan. Penaltının başına geçen Rus futbolcu takla atarak güzel bir gole imza atmış. Maciek Adamiyak adlı bir futbolcu tarafından kullanılan bu penaltı ise görenleri hayrete düşürmüş. Sağ ayağıyla vuruş yapmak için topa doğru koşan futbolcu kaleciyi şaşırtarak sol ayağıyla topu filelerle buluşturmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Futbol Ligi'nde atılan bu sıradışı penaltıdaysa rakibinin dikkatini dağıtmak isteyen kaleci kalede taklalar atmakta. Bu durum üzerine gol atmayı başaran futbolcu golden sonra aynı şekilde takla atmaya başlamış. Atletico Bilbao'lu futbolcu Aris Aduriz gerilmeden kullandığı bu penaltıyla nadir görülen bir golün altına imzasını atmayı başarmıştır. İngiltere Ligi'nde forma giyen Kosovalı futbolcu Bersant Celina geçtiğimiz günlerde kullandığı bu penaltı vuruşuyla tarihin en kötü penaltılarından bir tanesini atmıştır. Videonun başında büyük futbolcuların ne kadar iyi bir Panenka vuruşu yaptıklarını görmüştük. Yurt dışında oynanan bir futbol müsabakasında Pendrix Para adlı bu futbolcu nasıl Panenka penaltısı kullanılmaması gerektiğini bizlere ayrıntılı bir şekilde göstermiştir. Almanya'da gerçekleşen ve ünlü isimleri karşı karşıya getiren gösteri maçında tüm zamanların en komik penaltılarından bir tanesi atılmış. Ünlü Alman basketbolcu Nowitzki yaptığı bu vuruşla tüm futbolcuları güldürmüştür. Futbol sahalarında daha önce eşine rastlanılmamış bu penaltı atışındaysa topun başına gelen futbolcu takla atarak penaltı atışını gole çevirmiş. Amatör bir futbol karşılaşmasında kaydedilen görüntülerde ise erken sevinen kalecinin yaşadığı bu büyük hüsrana şahit olacaksınız. Almanya'da oynanan bu karşılaşma sırasında ise bu kaleci penaltının başına geçmekte. Penaltıyı gole çeviren kaleci kutlamayı abartınca saniyeler sonra kalesinde golü görmüştür. Sırada başarısız bir Panenka denemesi bulunmakta. Topun başına geçen İranlı futbolcu Ali Adnan yaptığı bu vuruşla takımının 3 puanına mal olmuş. İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic bu görüntülerde nasıl Panenka penaltısının kullanılacağına dair resmen ders vermekte. Geçtiğimiz senelerde Almanya Ligi'nde gerçekleşen bu ilginç olaydaysa akıllı kaleci penaltı atışı öncesinde penaltı noktasını ayağıyla kazmakta. Bu olay sonrası topun başına geçen futbolcuysa bu noktaya takılarak penaltıyı kaçırıyor. Saha koşullarının azizliğine uğrayan bu futbolcu bozuk çimler yüzünden dengesini kaybederek topu büyük bir farkla dışarı göndermiş. ABD futbol ekiplerinden Atlanta forması giyen Joseph Martinez,
daha önce eşine rastlanmamış bir penaltı atışına imza atmıştır. Sıradaki penaltı atışında kaleci topu çıkarmayı başarsa da savunma oyuncularının yaptığı hata sonrası topu kalesinde görmekten kurtulamamıştır. Brezilya Ligi'nde top koşturan Marquinhos'un kullandığı penaltı iki direğe de çarparak oyun alanına geri dönmüş. Önüne düşen topa ikinci bir vuruş yapma şansı bulan futbolcu bu kez de topu kalecinin üzerine göndermiştir.